Arkadaşlar merhaba. Bugün Fuji Film TR olarak Instagram'dan da takip edebileceğiniz Fuji Film'in yemek fotoğrafçılığı kursuna geldik. Fuji Film'den Ümit Bey, Tunca Hanım, yemek fotoğrafçı eğitmenimiz. Sayfa isimleriniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fazla çıkmıyorsunuz, haberiniz evet, olsun. Şöyle gelseniz. YouTube'da yayınlanacak arkadaşlar sizi tanımak ister. Kurabiye evet. Tariflerim güzel amcı. Dilekçi. Dilekçi kapıyon altı, demlenmiş yaşam öyküleri. Bir dilim düş evren martı. Mutfağın ressamı. Buraya. Evet arkadaşlar. Derya Dünsal, Uluslararası Lezzetler. Ben de mutfağında şef Kezban Güleç, Mine. Arkadaşlar bu arada ben Hayatı Mutfak, her zamanki gibi kamera hepiniz arkası bende. Şimdi Ümit Bey bize makinaların inceliklerini anlatacak. Arkasından da gördüğünüz gibi masamız hazır. Çekime başlayacağız. İşte o yüzden biz de buradayız. Yani şimdi açıkçası size fotoğraf makinesi anlatırım ama daha çok bugün benden, yani bizim yapmak evet. istediğimiz fotoğrafı nasıl çekeceğiniz kısmı odaklanırsak daha iyi olacak. Evet. Şimdi birçoğunuzun şeye baktık biz, sayfanıza baktık. Gördüğümüz genelde tek bir açıyla çekiyorsunuz. Evet. Biz şunu deriz her zaman yeni başlayanlara, eğer çekeceğiniz olacak sabitse, yani bunun gibi duran bir şeyse, zaten kurgu diyoruz, kurgu tamamen sizin elinizde, setup'ı siz hazırlıyorsunuz. Etrafında mutlaka 360 derece dönün. Çünkü ışığın nereden geldiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Yukarıdan bakın, aşağıdan bakın, birçoğunuzda gördüğünüz makineler. Genelde şu şekilde çektiğinizi fark ettim, bu açıdan alıyorsunuz. Yani şu şekilde inen çok yok. Örneğin veya tepeden direkt anlıyorsunuz. Ama onunla alakalı ben bir açıklama yapmak istiyorum. Mesela şimdi hepimiz ne kadar olursa olsun bir rating kaygısı çekiyoruz. Rating kaygısında gerçekten öyle fotoğrafı detay istemiyorlar. Takipçilerimiz hiçbir şekilde detay istemiyorlar. Bir üst fotoğraf istemiyorlar. Sadece görünürlüğü ne kadar çoksa, ne kadar tabak doluysa o kadar çok beğeni atıyor. Aslında bir de rating kaygısından çok estetik kaygıyla çekseniz zaten rating de kendi artacak. Zaten bu açılar gayet estetik. Şimdi ben bir şey sormak evet. istiyorum. Masa buradaydı. Hı-hı. Camın önünden Hı-hı. ışık geliyor. Siz buraya çektiniz. Evet. Ha, neden buraya geldiniz? Şimdi onu anlatacağım. Az önce siz galiba değil mi? Hı-hı. Fotoğraf çektiniz, profil fotoğrafı. Bunda nedir kural? Işığı arkana al, modeli karşına al, çek. Düzgün fotoğraf. Evet. Ama olay yemeğe geldiği zaman, yani yemek fotoğrafı çekerken ışık hiçbir zaman arkadan olmaz. Evet. Ya 90 derece, yandan gelecek, ya karşıdan gelecek, ya da arka kaçtan gelecek. Hani ışık bu tarafa geçmeyecek. O zaman, hani şurada mesela baktığınızda ışık buradan geliyor, bu taraf daha karanlık, yemeğe boyut veriyor. O zaman işte böyle, fotoğraftan dışarı fırlayan yemekler ortaya çıkıyor. Detayı böyle çektiğiniz zaman, yani bu tarz bir ışık ayarıyla çektiğiniz zaman reytinginiz yükselir. Ama komple tabağı da alabilirsiniz. Tamam. Kenarlarını hiçbir zaman boş bırakmayın. Güzel bir zemin vardır, sadece tabakta olur. Ama düz bir masa örtüsünde bir yere gittiniz, yemek yiyorsunuz. Geldi, fotoğrafını çekeceksiniz. Yani genelde nedir? İşte bir masa örtüsü vardır. Beyaz bir masa örtüsü koyarlar. Çekiyorsunuz. Sadece tabak var, beyaz bir şey var. Hani bu herkesin çekeceği bir fotoğraf. Yani sizin herkesin çekeceği bir fotoğrafı vermemeniz lazım. Çünkü dediğiniz gibi herkesin burada bir rating kaygısı var. Aynı kaygı bende de var. Çünkü ben de oradan müşteri ediliyorum. Evet. Kim çekiyor? Yalçın Sonar çekiyor. Girelim bir bakalım Instagram'ına. Ha, orada eğer düzgün fotoğrafı görmezse ben oradan iş alamam. Onun için hani hepimizin bir kaygısı var. Bunun için en iyi fotoğrafı vermemiz gerekiyor. Bakan kişinin ya ben bunu yemeliyim. Hani şimdi olsa da yetsem demesi gerekiyor. Onun için de mutlaka yiyecekleri boyut kazandırmak zorundayız. O yüzden ışığı ya 90 derece kullanıyoruz, çok karanlık kaldı, bir tane de reflektör kullanabiliriz. Tam karşısında hocam. Mesela tabii, bir beyaz kağıt olabilir, gittiğiniz yere göre. Beyaz fotoblok kullanabilirsiniz. Şu anda, şu taraf,
daha karanlık duruyor. Buradan ışık geliyor. Yok artık. Koydum bu zaman. Çok ufak dokunuşlar. Hani bu, yok artık diyor. Şuradan yansıyan ışık, gelen ışıktan daha kuvvetli. Hani bu evet. Işığı alıyor ama buraya daha kuvvetli şekilde veriyor. Evet. Bunu mesafeyi yakınlaştırıp uzaklaştırarak ayarlayabiliyoruz. Yine yandan 90 derece ışık geliyor. Buradan 90 derece ışık geliyor. Orta bölümde yine bir gölge ışık. Şurası yine biraz daha karanlık olacak. Bu da ne yapacak bize? Bir 3 boyutlu hava kazandırıyor. Peki elinizdeki o aparatı, reflektörü alüminyum folyoyla bir şeyi kaplayıp yapabiliriz değil mi? Yapabiliriz. Tamam. Gerçekten. Evet. Hani ne harikasın ya. Takipçilerimize fikir olsun. Evet. Hani şuraya dikkat ederseniz. Gerçekten fark ediyor. Arkadaşlar o zaman bize birer tane de çırak lazım. Çünkü makineyle uğraşacağımız için. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Ben saatlerce fon yapıp çabuk ediyorum. Yukarıda nasıl bir türün ışığını açıyor? Bir de bu taktik ışık. İşte olmuyor değil mi? Olmuyor. Hani yemeği en güzel algı ışık mı olur? Arkadaşlar yemek yaparken biz onu fark ettik kendi adıma. Yani tekli ocak aldım mesela. Balkonda benim böyle bir sistemim var. Orada elektrik şeyden tekli ocakla orada çekim yapıyorum. Çünkü iç taraftaki çekim çok karanlık çıkıyor. Yani onu aydınlatamıyorum. Onun için de özel bir ışık gerekiyor. Bu fotoğraflar paraflaşla çekildi. Şu büyük ışıklarla çekildi. Ama ne yapıyoruz orada? Şimdi gittiğim yerde her zaman böyle tek bir tane pencere uygun yok ışık yani. Koşulu bulamaz. Evlerde de yok ki her zaman. Yani evde yine yaratırsınız. Çünkü ha, hani evet. Sizin daimi yaşadığınız bir yer. Bir evet. Tane penceremizi güzel ışık alan. Evet, ama ışık alan derken güneş ışığı direkt girmeyecek. Yani güneş ışığı genelde 90 derece evin diğer tarafında olacak. Hani güneş burada. Işık buraya giriyor. Buraya daha soft bir ışık gelecek. Güneşe direkt geldiği zaman burada bıçak gibi keskin gölgeler oluşur. Bu da hiçbir şeye yaramaz açıkçası. Peki bir şey daha sorsam. Tamam. Şimdi benim böyle boydan boyu bir balkon penceren var. Masam burada. Ben yemeğimi şuraya koyup video çekimlerimi ya burada ya burada yapıyorum. O zaman o ışık çok geliyor. O ışığı kesmek için beni oraya sizin dediğiniz gibi... Beyaz bir tane... Şeyler, bez olur. Kapatıcı. Evet. Siyah değil yani. Hayır, beyaz. Yani ışığı komple kesmeyeceksiniz, sadece yumuşatacaksınız. Kulak memesi kıvamı gelmiyor. Gelmiyordu kulak memesi. Hani mesela şu anda daha keskin. Evet, yok yok. Şunu koyduğunuz zaman evet. Evet. Ben daha yumuşak bir şey yok. Siyah, siyah yok. Beyaz. Siyah neydi? Yumuşak bir bez olacak. Siyah neydi mi konuyorsunuz? Ben de siyah alacaktım bak. Ben siyah kullanıyorum. Pastalarımı patlatayım diye. Yanlış yapıyorum şunu. Mesela şu fotoğraf. Bu şu anda çok trend bir olay. Bütün dünyada, Türkiye'de öyle olmaya başlıyor. Dark fotoğrafı, dark food fotoğrafı diyorlar. Ha evet. Karanlık fotoğraflar, tek yönden ışık geliyor. Bunlar, az önce buraya bir reflektör koyduk ya, aydınlatması için. Buraya siyah süet kullanıyoruz. Işığı yenmesi için mi? Evet. Yani siyah karton koymuyoruz. Siyah karton çünkü yine de olsa yine ışığı yansıtacak. Siyah süet koyduğumuz zaman ışığı emecek. Buraya ışık gelmeyecek ve karanlık olacak. Her taraftan ışığımız geliyor. Şurada göstereyim. Tam bu tarzda fotoğraf... Bezler var orada istediğiniz kadar top bez var yani onlardan. Işık geldi. Ne çekiyoruz? Şöyle bir üçlü tabağımız var. Işık buradan geldi. Buraya daha şiddetli vurdu. Geldikçe... Artık ışık azaldı. Burası patlıyorsa buraya önde siyah bir şey. Yani bir tane karton koyup sadece şuranın ışığını yumuşatabilirsiniz. Kaç yıldır peki bu işi yapıyorsunuz?
Valla ben çocukluğumdan beri elimde makine var. Evet. Sayılır. Yok, aslında ben de çok meraklıydım. Orta birden bu yana benim de bir makinem oldu. Hep bir makinalarım oldu ama hiç bugüne kadar bir eğitimini dediğim gibi biraz önce almadım. Ama siz gerçekten profesyonel yapıyorsunuz. Sizin hayatınızı da merak ben, ettim o yüzden. 43 yaşındayım. Hı-hı. İlkokul 1. sınıfta elimde analog makine vardı. Bağımlılardı. Onunla başladım. Evet. Ticari olarak 93 yılında başladım. Yani kaç yaşındaydınız? 93'te 18 yaşında falan. Anladım. Hani bayağı bir sene oldu. Kesinlikle istek. Yemek fotoğrafçılığı da yaklaşık bir 7-8 sene. Hani daha üstüne ağırlık vererek. Ve son 1-2 senesinde de direkt hani yemek olayıyla girdim. Çünkü çekim zevkli, yemesi zevkli. Ben şöyle bir mesela... Şöyle bir açayım. Hani şurayı da alayım dedim. Şimdi şunu çekerken, yemek fotoğrafı çekerken lensiniz sizin ne üstündeki? 18-55. Geniş açıda çekmiyorsunuz. Yani bir. 18'de olacak. Yakınlaştırıyorsunuz. Zoom yapmıyorsunuz. Zoom yapıyorsunuz. Şurada. 55'e geldiniz. Şöyle sizler çok hareket etmeniz gerek. Oraya bakarak şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Geniş açıyla çektiğiniz zaman telefonlarda aynı sıkıntı var. Fotoğraflar hep yayılıyor. Ve şunu şimdi bir dakika. 18'e getirdik. Ne kadar yakınlaşsınız da nasıl kadar alıyor. O kadar fark ediyor ki. Tamam. İstemediğimiz bütün detaylar. Ha, sen aldın değil mi? Ha, gerçekten. Mesela şu poğaçalar, hamburger çekerken, ekmek arası bir şey çekerken aşağı aynı hizaya gidebiliyoruz. Bakın bir yansıt daha sıfırda. Süpermiş. Evet. Arada ekmek arası bir şey çekerken, yukarıdan çeşitli, onun içini bir şey göster. Bir sandviç çekerken, şöyle bir geper çekeceksiniz. 55 milimetreye getiriyorsunuz. Kesit alıyorsunuz, çalıyor. Dediğim gibi, masayı alacaksınız, tabak konuda geniş alacaksınız, biraz daha geniş açı, 35 milimetreye getirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yemek fotoğrafçılığında az soğan, bunlar crop makine diye geçer. 60 milimetre. Makro lens kullanılır. Yemek fotoğrafçılığında. Full frame makinelerde 105 milimetre kullanılır. Bunda 1.5 çarpılım vardır. Makinelerde 60 milimetreyi taktığımızda araç kullanılır. Yani her zaman yemeği daha iyi alırız. Çekebildim. Şimdi mesela şurada. Evet arkadaşlar, bir başka videomuzun daha sonuna geldik. Fujifilm Antalya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Ümit Bey'e, Yalçın Bey'e ve Tuğçe Hanım'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve gelen diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.